Sevgili seyirciler, Atakan Kurtul ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Seat Halilegic, Beşiktaş'ın ve İstanbulspor'un bir dönem formasını giyen, başarıyla terleten oyuncusuydu Halilegic. Tabii İstanbul'da yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor. Bostalı olmasına rağmen burayı seviyor. Biz de kendisini burada yakaladık. Rica ettik, kırmadı bizi. Sağ olsun. Hoş geldin Halilegic. Hoş bulduk Atakan. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Elhamdülillah iyiyim. İstanbul'dayım. İki sene hiçbir yere gitmedik. Gitmedin. Pandemide evden çıkmadan. Zaten o şey hayat eve sağır diye öyle mi? Evet. Doğru hayat eve sağır. Öyle bir parolasıyla yaşadık bu iki sene civarında. Hep İstanbul'daki evimde, bir de yazlığımdaki şeyde birbirine Ava'daki bir evimiz var tabii. Orada da sadece bu iki yer değiştirerek bu iki sene civarında vakit geçirdik. Ama hava keyifli değil mi? Orada yürüyorsun. İşte çok ilginç. Orada zaten pandemi döneminde hastalığı yok. Ha yok, havada hiç yok. Ormanlık bir yer. Aha. Yani o da herhalde faydalı oldu. Oksijen bol olduğu tabii. için. Zaten gittim. Diyelim ki Haziran'da gittik 2020 sene şimdi. Fazla kalmamı adetim yoktu daha önceki senelerle. 15 gün, 20 gün falan kalıyorum, dönüyorum. Ama bu sefer böyle gittikçe bakıyoruz İstanbul'da problemler var, her yerde hastalıklar var. Havadan biz de orada takip ediyoruz, hiçbir şey yok. Yani fazla, ya fazla demeyelim, bir dönemde hiç yok hiç hasta. Yoktu. Süper. Sonra diyelim ki Eylül-Ekim civarında başladı böyle birkaç insan olmuş, hasta olmuş. Ben de aralığa kadar kaldım orada. Kaldın. Sonra İstanbul'a döndü. Gene yeni bir yasaklar başladı. Gene kaldık Florya'da, İstanbul'da. Yani öyle bir durum yani. Hastalığı geçirdin mi hiç? Hastalığı geçirmedim. Geçirdin. Aşı oldun mu? Olmadım. Aşı da olmadı. Hastalığı da def ettim, gelmesin diyorsun. Ya zaten bir arada insanlar benden böyle ya sen aşılı olmadın falan, yani yakında oturmayalım falan. Ben de dedim öyle demeyin, o kadar şey değil. Vakit geçtikçe, şimdi zaman geçtikçe yakınlarımdan bayağı hasta olmuş. Hasta olmuş. Hasta olmuş ama aşılı herkes. Ne diyeceğiz şimdi? Hala diyorlar sen hala aşılı olmadın. Ama ben mesela aşı olmamıştım, hasta oldum. Tamam. Sonra aşıları oldum. Aşıları aşı. Pjanić senin vatandaşın. Benim değil. Şimdi burada sürekli bir hata yapıyoruz. Bosna'ya bağlıyorsunuz beni. Aha. Ben aslında Sırbistanlıyım. Aha. Novi Pazar Sırbistan'a bağlı. Eski Yugoslavya'nın bir şey. Sonuçta eski yani. Yugoslavya ekolü. Evet. Pjanić de oradan. Pjanić orada. Pjanić geldi. Aslında bir gerçek var. Pjanić kariyerinde bir düşüş yaşıyordu. Barcelona'da kaldı. Bayağı bir sezon civarında hiç maç fazla oynamayınca. Herhalde düşüş yaşar her futbolcu. Fırsat olmuş Beşiktaş'a gelmeye. Bence Beşiktaş için iyi oldu. Onun için ne kadar iyi olduğunu soru işareti. Soru işareti. Evet. Beğenir misin sen Pjanić'i? Ben Pjanić'i bir kısım oyunun bir kısmı beğeniyorum. Bir kısmı beğenmiyorum. Beğendiğin özellikleri ne mesela? Beğenmediğin mi? Önce beğendiğini. Beğendiğin çok çabuk düşünüyor, çok basit oynuyor. Zaten hızlandırabilir, o orta bölgesinden oyunu hızlandırabilecek oyuncu, iki ayak kullanıyor. Sürpriz pas yapar o mesafeden direkt kaleye doğru asist yapar, yani o anlamını diyorum. Beğenmedin özelliğini? Fazla koşmuyor. Koşmuyor. Yani yürüyerek oynuyor. Yürüyerek o oynuyor. O üstünlüğü belki, yani teknik üstünlüğünden dolayı olabilir veya oynadığı İtalya'da oynadığı için senelerce orada artık bütün takımlar çok yoğun. Kısa mesafede bütün futbolcular bulunuyor ya. Tabii 30 metrede oynuyorlar. Zaten fazla koşmaması yüksek tempoyla koşma gerekmez. Gerek fazla. Yok, evet doğru. Zaten herkes kendi görevi yaparsa o sistem içinde paslaşma daha ön planda. Evet doğru. Türkiye'de farklı. Tabii Türkiye'de 70 boşluklar, metre. Boşluklar aralınca oluyor. Tabii. Ona da zorluk oluyor. Hiç golü yok mesela bu sene. Asisti yapmaz. Az. Yapmaz golü. Yapmaz. Çok geri kalıyor. Yani Beşiktaş'ı toparlamak
Beşiktaş'ın oyunu toparlamak bu sene çok zor. Çok zor. O sıkıntılı. Sıkıntılı. Mesela, fazla yardımcılar yok orada onun oyun tarzı için. Değil mi? Ya, tabii. Yani ona yatkın, onu besleyen oyuncular çok yok. Ona göre oyuncular yok. Hem de ona aslında bir kere sordular ben işte en iyi oyuncular yabancı olarak falan Beşiktaş'a gelen acaba o kategorisine girer mi? Tarihte falan. İsim olarak, kariyeri olarak girer. Ama sahada gösterdiği oyun olarak değil. Girmez. Girmez. Ben onu diyorum. Adem'le için neler söylemek istersin? Bu da benzer bir şey. Yani Adem Ljajić, onu anlatıyordum. Çok ilginç bir şey vardı Adem Ljajić ile ilgili. O çok yetenekli ilk olarak. O herkes kabul etmek lazım. Ama yetenekle iş götürülmüyor. Götürülmüyor. Devamı, istikrarı yapmak istiyorsan o zaman çalışma tarzı çok önemli. Kendini ne kadar veriyorsun falan. Şimdi hoca olarak o açıdan bakalım olayı. Yetenekli zaten olarak bak çok ilginç bir hikaye belki anlatırım. Yani ilginç gelebilir. Adem Ljajić Novi Pazar'dan zaten. Bizim memleketten. Hı hı. 13 yaşındayken Partizan'a gitti. Tamam. Partizan'da 16 yaşında 16,5 A takımda oynamaya başladı. Neyse Sir Alex Ferguson görmüş onu. İlginç geldi buna. Tespit edildiğim, analiz edildiğim falan. Partizan'a temasa geçtiler. Çocuk oraya gitti. Manchester United'e gitmeye başladı. Katılıyordu böyle bir hafta, 10 hafta tespitlere, kamplara falan. Hı hı. Sonra bir ilginç bir teklif verdiler Partizan takımını Manchester United tarafından. Bu çocuk kendini geliştirmek için sizin lig seviyesi böyle olduğu için şu yaşta oynaması gerekiyor. Eğer bu yaşta bu sizin seviyedeki oynarsa bu ligde öyle gelişebilecek ki ancak Premiership'te, Premier Lig'inde oynayabilecek. Yani yakında. Bize ilginç gelir. Evet. Şimdi hoca beğenecek, beğenmeyecek yani Partizan'da illa koyacak ilk 11'de bunlar tesadüfe bırakmadılar. Partizan'la bir kontrat yaptılar. Her ilk 11'de, her maç için ilk 11'de oynarsa Ljajić, Adem Ljajić 60 bin euro civarında Manchester tarafından Partizan'a gidiyor. Bunlar da bir sezon boyunca her maçta mı alıyor? Her maç. Oynadığı her maçta. 16 evet. yaşındayken mi oluyor bu? Evet, evet. 16-17 yani, arasında. 16-17'yken yani, her maçta Manchester United kontrat yaptığı için oynadı ve 60 bin euro para aldılar. O civarında. Benim duyduğum kadar o şey oldu. Euro. Bütün sezon oynadı. Oynadı. Her maçta ilk 11'de oynuyor ama Partizan'daki hoca memnun değil. Ha, memnun değil. Memnun değil tamamen çünkü herhalde olgunlaşmamış yeterince o anda. Hı hı. Hatta o zaman da o hocayla konuştum ben. Ya dedi Seat, tamam her şey yetenekli falan ama tam takımı tamamen istediğimiz katkı veremiyor. Veremiyor. Bu sefer o arada 2 milyon civarında euro vermesine rağmen Manchester vazgeçiyor ondan. Ha vazgeçiyor. Evet. Demek ki gelişmemiş gereken seviyede. Ha, onlar öyle bir tespit demek yaptılar. Demek ki Manchester United'da beğenmedi sonra. Performans. Ama Adem Ljajić Partizan'da oynadı sonra. Ondan sonra genç yetenek olarak satıldı İtalya'da. Ondan sonra zaten bir çıkış yaptı. Roma'ya kadar gitti. Inter'e kadar gitti. Ondan sonra bir düşüş başlıyor. Oldu. Şimdi sebepler bin tane sebep var. O kadar bilmiyorum çünkü Adem Ljajić'e fazla temasım yok. Dışarıdan böyle bakar ki duyuyorsun bazı hikayeler falan. İlla her şey duyulan doğru olmayabilir. Ben sadece bir futbol hocası olarak açısından şey bir yorum yapabilirim. Davranışı bırakalım kenarda çünkü öyle bir şey var. Sampdoria'da oynarken Fiorentina'da mı şey mi? Sampdoria galiba şey oldu. Hocasıyla kavga etti. Yani hoca dövdü onu şeyde maç sırasında. Hoca dövdü onu. Evet öyle bir yumruk mu attı bir şey attı. Yani bu tip şeyler hoş değil. Yani genç oyuncu için böyle bir şey kalırsa o sürekli onun arkasını geliyor. Travma oldu ondan. Travma oldu. Hem travma oluyor
Hem de işte özgüveni ne zaman geri alacaksın falan şey. Tabii. Ondan sonra Adem Yayiç mesela bir arada bu hangi açıdan gündeme geldi? Milli takımda oynuyordu. Orada bu milli marşı var. Siyasi olarak milli marş Müslümanlara sanki uygun değil diye. O da söylemek istemedi. Hoca, milli takımın hocası bunu istedi. İlla her oyuncu şeyde maç sırasız şey sesli söylesin falan. Bu da reddetti bunu. Yeni bir olay oluşturdu. Anlatabildim mi? Sene onunla ilgili uğraşıyordu. Yani hep sonra kız arkadaşı papaz oldu. Sonra en sonunda bu oldu. Yani bu bir sürü onun etrafında şeyler var. Anladım. Ama dış bir gerçek var bence. Oyuncu olarak tam belirtmemiş kendi yerini. Uzman olmamış bir yerde. Orta saha oyuncu olarak artık ben orta saha oyuncuyum tamam. Orta saha 6 mısın, 8 misin, 10 musun belli değil. Ne yaptı? Evet, bir de orada çok hassas şeyli. Orada 2 metre ileride oynarsan farklılık var. Tabii. 3 metre geride mi oynarsan, kenarda mı oynarsan hep farklılıklar var. Doğru. Adam 8 kalmış bence. Mevkisiz. Mevkisiz kalmış, uzman olmamış bir yerde. Herkes güvenebilecek. O mevkide garanti böyle böyle performans gösterecek bu oyuncu. Güvenim diye buna. Hocalar bu güveni almamış ondan bence. Anladım. Şimdi mesela 8 için koşman lazım çok. Evet. Kapasitesi yoktu. Kalabalık içerisinde 10 numara şey 10 numara için kalabalık içerisinde oynamak zorundasın. Çünkü yakın kaleye yakın falan. O da kaçıyor kalabalıktan kenara. Kalabalık kaçıyor. Gibi bir şey yani. Anladım. O tip şeyler biraz... Çok iyi analiz ettin ama. Yani o açıdan mesela bir futbolcu özgüveni almayınca sahada, sahanın dışında başlıyor olaylar. Doğru. Çünkü konsantre artık olamıyor maçta. Başarılı olmadığı için şeyde maç sırasında artık yavaş yavaş konsantre olamıyor oyunu. Zevk almamaya başlıyor oyundan. Başka şeyler uğraşıyor. Geçmişe gidelim. Sen şimdi sokakta yürüyorsun. Yolda yürüyorsun. Bir yere gidiyorsun. Bir kafede oturuyorsun. Bir Beşiktaşlar geliyor senin yanına. İlk kullandıkları kelime cümle ne oluyor? Neyi söylüyorlar sana? Seninle alakalı. Ya ben işte Halil Agiç abi falan tabii ki tanıyorlar hala. Hala tanıyorlar neyse. Ondan sonra özellikle avada beni görünce mesela ben orada birkaç tane kebapçı var. Uğruyorum orada arada şey yemek yiyorum orada. İstanbul'dan bir sürü insan geliyor şey hafta sonları özellikle. Beni orada görünce şaşırıyorlar. Şaşırıyorlar tabii. Yani öyle Halil Agiç misin sen falan sonra internetten getiriyorlar fotoğrafları gösteriyorlar. Ya diyor sen hiçbir şey değişmemişsin diyor. Ya arada atıyorum ya nasıl değişmedim 50 yaşındayım falan. Yok abi falan saçın hala falan öyle bir muhabbetler var ama tabii ki bu böyle bir giriş yapıyorlar ya. İkinci olay hemen kaleye bahsediyorlar. Fevzi mi? Kaleci Fevzi. Kendi kalemizi gol attın hemen şey çeviriyor ama o da var diyor ki abi ama sen suçlu değilsin. Dedim kardeş boş ver suçlu kim olduğunu boş ver. Zaten şampiyonluğu gitti o anda. Gitti, koptu o anda yani. Siz o sene takımı Rio'ya götürdüler. 12'de 12 yapmışsınız değil mi? Şimdi o sene ilginç bir olay var. Zaten Alpay geçti şeye, Fener'e o evet. Şey transfer döneminde. Ondan sonra iki tane Alman geldi şeye. Feldkamp'la beraber işte bir tanesi Schaffer, bir tanesi İsmiyat öyle Hengen. Bir şey. O hemen geri döndü galiba. Birkaç evet, maçtan evet. Sonra şey geri döndü. O libero olarak getirilmiş galiba. Evet. Hatırladığım kadar. Ben de İstanbulspor'da kaldım o dönemde. Ondan sonra sürpriz şekilde bir ani bir olay oldu. Safi Sancaklı aradı beni. Dedi şey menajer olarak o zaman. Gider misin Beşiktaş'a? Giderim neden gitmeyeyim yani zaten. Büyük kulüp yani. Neyse. Çarşamba günü imza atıyoruz. Safi beni pazartesi günü aradı. Çarşamba günü imza atıyorum. Cumartesi günü Beşiktaş'ın ilk maçına çıkıyorum yani. Öyle bir çabuk oldu ama Beşiktaş o dönemde iyi gitmiyor. İyi gitmiyor. Benim ilk geldiğim zaman işte 6. sıra oldu. Taraftarlar fulleyi basıyor. Ondan sonra işte kupa maçımız vardı. Kupa maçında elendik. Şeyden Çanakkale'den. Dardanel maçı.
Bir yani gün felaket. Önce bir gün önce Fener Pendik'e elendi. Biz de gülüyorduk orada, bak ne yapıyorlar orada. Yani saldırıyorlar seyirciler. Tabii de gülüyor muydunuz? Ya tabii ya. Yani düş Fener'e bak ya falan filan, tabii, tabii. Neler neler oluyor. Yarın biz kaybediyoruz kardeş. Çok iyi. Geldik burada İstanbul'a havalimanında. Zaten özel uçak, küçük bir uçak. Bizi hemen uçaktan orada otobüste alıyorlar. Yani pistte. Pistten aldılar. Tabii yani hocam. Oradan alıyorlar. Çıktık. Yollar var ya. Yollar aynı Kızılderililer şey kovuyorlar ya. Kovboyları falan o şey atlarla. Bir sürü araba peşimizde. Otobüs sürücüsü şey yapıyor. Onlara böyle slalom yapıyor. Yani sadece slalom değil. Oraya doğru gidiyor. Bu tarafı gidiyor. Korkutmak için. Bunlar kaç şey. Fulya'ya kadar biz macera yaşıyoruz yani. Şeyde, havalimanından Fulya'ya sen kadar. Sen ne oluyor ya? Nereye geldim dedin mi? Ya kardeş dedim, nedir bu ya? Yani İstanbulspor'dan hadi o kadar şey oldu. Sakin oldu orada her sıra. Bu nedir yani? Birden böyle şey. Sonra Fulya'ya geldik. Orada var ya. Orada bir sürü insan etrafında. Kamp etrafında. Bizi tuttular orada 3-4'e kadar saat gece falan. Sonra birer polis şey takbisiyle bize evlerimizi götürdüler. En sonunda. Neyse o arada işte o kötü gidişatın zaten o maçtan sonra burada Adanaspor'a karşı kaybettik. Bizim sahamızda. 1-0. O da bir ilave oldu. Karambol. Bizi aldılar şeye. Kampa yani mini kamp. Riva'ya götürdüler. Riva'ya kimseye götürdüler. Haber vermediler. Evet yani 4 gün orada kaldık. Antrenman yapıyoruz. Neyse toparlamaya çalışıyor herkes. Süleyman Seba geldi. Başkanımız Allah rahmetiyle geldi orada. Bir barda toplantıda. Özellikle Mehmet Şifur şimdi kaptan oldu ya. Mehmet bu nedir? Nasıl böyle olur falan, böyle bir olay var. Şimdi ben de orada bulundum. O zaman zaten Türkçem o kadar şey değil. Daha fazla işaret diliyle yani yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ama orada ben de bir katıldım eleştirilere. Yani cesaretim nereden geldi bilmiyorum. Ama hemen orada gençleri eleştirdim. Kimler? Nihat vardı, şey vardı. O zaman Yasin, onlar ikisi de şeyde vardı. Tunç biraz daha sakindi. Tunç Kip. Ama Nihat, Yasin yani geldiler ya böyle bir yani sakin değildir yani. Ne yapıyorlardı? Hızlı. Ne yapıyorlardı mesela? Kamp döneminde bizim Fulya'da maç sırası yani o günde. Maç gecesi kamptasınız. Ya maç şey son yemekten sonra kimse gitmiyor şey o da orada koridorlarda falan bilardo oynuyorlar bilmem ne falan. Ses yapıyorlar konsantrasyon olamıyoruz. Ha bana ters geldi belki onlar alışmış. Çünkü ben Beşiktaş'a ilk geldiğim zaman onu da söyleyeyim o belki ilginç olur. Yani bir şey kontratta şart değil ama gene bir şey söyledi. Tek başına kalabilir miyim odada şey kamp döneminde. Türkçem o kadar şey iyi değil. Ondan sonra yani iyi olmayınca konuşamıyorsun insanla. Birbirine yakın iki kişi oturursa hem hiç konuşmuyorsa o zaman daha ters olay oluyor. O zaman gerginlik yaratıyor. Sen yalnız kalmak istedin ve yalnız mı kaldın? Yalnız kalıyordum. Bir de buna şaşırdım. Bunlar niye gitmiyor kendini dinlemeye? Niye gitmiyorlar? Ha, uyumaya maçın gitmiyorlar. Yani. Tabii ya. Ha, sonra belki şey oldu. Heyecandan mı oluyor? Stres mi atıyorlar? Öyle bilmiyorum. Herkesin şey tarzı var. Ama bana ters geldi. Onu şey aktardım o toplantıda. Peki sen o sesten gece uyuyamıyor muydun? Ya ses gece falan değil. O maç sırası gündüz. Ha gündüz. Yani biraz sakinleşeyim. Maça gideceğiz. Konsantre olalım. O benim tarzımdı. Maç düşünüyorum. Ya maç. Yani fazla şey İlyan muhabbet bana sorarsan ilgilenmem. Anladım. Maç neler olabilir maçta? İşte şey hayal kuruyorum maçın. Hayal kuruyorsun. Ha maçı yaşıyorsun maçtan tabii önce. Tabii yaşıyorum ben. Ben başladım maç yani. Ben anladım. Şey senin maç başladı. Ben başladım. Susuyorum, konsantre oluyorum. Şu olursa, bu olursa, bu olursa o zaman maçta zaten ben düşündüm o pozisyonları otomatikmen olarak şey reaksiyon gösteriyorsun. Bunu belki şimdi tam ifade edemiyorum. Ben aldım. Ama Sergen Yalçın'a demiştim onu. Evet. Ben maçtan önce maçı yaşıyorum, hayal ediyorum ve hayal ettiğim golleri maçta atıyorum derdi. Çünkü maçta benden beklenen şeyleri zaten biliyorum hoca tarafından. Ben de o görevi de kabul ettim çünkü şey normal bir şey isteniyor benden.
anormal bir şey değil. E o zaman belli pozisyonlar var. Stopper olarak senin koşacağın yerler, bulunacağın durumlar zaten belli. O yüzden çok daha kolay oynuyorduk. Ezberi oynuyorduk. Ezber oynuyorduk. Hiç fazla düşünmeden trak alıyorsun, topu veriyorsun, gidiyorsun, koşuyorsun istediğin yere falan gibi bir şey. Ben de onu görmediğim oralarda dedim bu insanlar nasıl maç oynayabilecek ki bu durumda gibi. O bana biraz ters geldi. Onu toplantıda şey ifade ettim, bir de şey dedim bu çocuklar. Bu sefer Mehmet Şifo galiba beğendi bu yorumumu. Bana da destek verdi orada. Öylesine yavaş yavaş biraz kaynadım ben takımı. Ha, kaynadı. Zaten sonra işte Mehmet Şifo, Tayfur, Markus Muş o çocuklarla şey yaptık. O yüzden arkadaşlar orada destek verince ben de biraz cesaretlendim. Neyse aylarca sonra biz o zaman toparlamaya başladık. 12'de 12 mi yaptınız? 12-12 yaptık. Çok iyi olmuş. Zaten o seri başlangıçta ne kadar puan farkı? 11 puan veya 12 puan fark oldu aramızda, Galatasaray aramızda. Neyse 6'ya indirdik en sonunda. Galatasaray da kaybetmiyor kolay kolay ama gene indirdik. 12 şey yaptık. İşte o son o maç geliyor. O maça çıkarken aranızda 2 puan fark vardı değil mi? Yok daha fazla. Şimdi daha oradan fazla? Daha fazla. Orada 6 puan farkımız var. 6 puan farkımız var. Yenersek 3 puan düşer. 3 puanı düşer. 5 maçımız daha var. Galatasaray'ın yarı final UEFA Kupası var. Oradan ağırlık verecek diye falan biz hesap tuttuk. Fener'e karşı da oynuyor falan falan öyle bir. Yenersek hem de o atmosferiyle o işi götürebiliriz diye herkes inandı. Geldi maç. Şifo Mehmet golü attı. 1-0 öndesiniz. Ya süper başladı maç ya. Zaten ilginç bir şey oluyor. Yani maçtan evvel ne oluyor? 1-0 oluyoruz. Zaten iyi oynuyoruz falan. Kontrol altında maçımız. Pozisyonlar vermiyoruz defansta. Biz de üretemiyoruz ama öyle bir mücadele orta saha şey. Orta saha. Ondan sonra işte bir ya kontratak değil yani herkes orada hazır. Ama güzel bir kombinasyon yaptılar orada Arif. Hakan iki kişi, biz dört kişiyiz onlar iki kişi. Oradan Uzrimi geliyorlar. Zaten Hakan'ın yanında sürekli oldum. Neyse orada paslaşmalarda böyle bir pozisyona düştüm ben. Hakan arkamı koşmaya başladı. Zaten ara pas verdi Arif. Ben de araya girdim, kestim topu. Yani o anda kurtarıyorum işi diye zannederek hemen tek pasla sol ayakla veriyorum Ferzi'ye. Pas zannediyordum, adam devam edecek o tarafta. Çünkü orada iki kişiyimiz boş. Sola şey devam edecek atacak. Oyunu tabii. Ben de açtım, böyle bir açmaya çalıştım şey. Sağ tarafta dediğim opsiyonlar olsun gibi. Zaten tek bir futbolcumuz, şey rakip futbolcumuz var. Üç kişiyi biz oradayız. Üç, dört kişiyi. Neyse işte herkesin gördüğü şey top biraz sekti. Gitti oradan. Ne hissettin bir. O anda? Gol ya oldu. Bir şey, şimdi illa böyle hatırlayacağım ne hissettim. Yani tam net söylemiyorum ama zaten bazı videolarda şey izliyorum. Böyle ellerimi koydum. Eğer böyle ellerimi koyuyorsam demek ki orada acayip şekilde şaşırdım. Şaşırdım. Nedir bu diye. Yani? Nasıl gol oldu falan gibi bir şey. Baktık öyle bakıyoruz. Neyse hadi devam edelim gol mu atacağız falan ama atamadık. Bir kaldı. Bazı soruyorlar işte soyunma odasında ne oldu? Konuştunuz mu Fevzi ile falan? Ne konuştum ne de o konuya girdim. Hiçbir şey ne anlatmak da istemedim. Of olay Fevzi'de çok büyük travma yarattı. Yani Fevzi ondan sonra hep hayatı, futbol hayatı, kariyeri tepe taklak gitti. Ya ilginç bir şey var. Mesela bu insanlar hemen bir noktaya bağlıyor bir şey. Zannediyorlar ki zaten oradan başladığı gibi. Yani kaderimiz bir şey varsa o tabii. Oluyor. Ben ona inanıyorum. Tabii. Ama şimdi Fevzi'nin o ilk hatası değil. Daha önce hata mı yaptı? Sonra da yaptı. Benzer hatalar. Evet. Yani demek ki orada
gene zaafından dolayı bir hata oluyor. Yani bir eksiğin var diyelim ki herkes biliyordu Fevzi'nin eksiklerden bir tanesi ayak. Ayak. Eğer şimdi sorabilirsin eğer biliyorsan onu niye o zaman attın oraya? Maç sırasında o gerekiyor o anda. Niye dedi attın kalenin dışarıya doğru? Kalenin çerçevenin şey dışarısı. O anda Hakan Şükrü bu tarafı kapatıyor ya, oraya atamıyorsun ki. Doğru. Vücut pozisyonu da müsaade etmiyor. Tabii. Zaten hem iki ayağı kullandım ya, sol ayaklı yani kullanmadığım ayakla pas verdim, çok yumuşak verdim. Anlatabildim mi? Yani o anda öyle oluyor benim tarafımda, onun tarafında şimdi. Sonra bir baktım ben, bu taraftan top geliyorsa solak ya Fevzi yerleşiyor kendini sol ayağına. Evet. Bir de yerleştiğin zaman zaten konsantre direkt topa değilsin. O anda belki kaçırıyor bir şey gidiyor. Anlatabildim evet. mi? Mesafe de çok büyük değil yani. Doğru. Hazlayacak diye. Ama işte söylediğin gibi duyduğum kadar çünkü ben Beşiktaş'ı bıraktıktan sonra mesela Fevzi'yle hiçbir temasa geçmedim. Yani görüşmedik bile yani öyle bir o anı konuşmak ister miydin? Ya şu anda belki konuşuruz yani konuştum, hiç önemli değil ama o anda konuştum. O anda mesela o zaman da aslında ben niye konuşmadım? Baskı üzerine gitmek istemedim. Tabii, yani tabii. Adam zaten baskı altında. Tabii. Hüngür hüngür ha, aldı zaten. Ben de sinirlendim. İlla hep Fevzi şey değil. Ben mesela farklı karakter olursam farklı karakterler var şey insanların. Belki ona küfür ederdim. Tabii. Şey yapardım. Bak ne yaptın benim kariyerimi mahvettin gibi bir şey. Yok öyle bir şey yok. Yani o bir olay herkesin başına gelir. Tabii. Ben de sustum. Başka oyuncular da üzerine gitmedi. Yani o zaman biraz atmosferimiz sağlam olduğu için gene inanıyorduk belki bir şey yaparız. Yani önümüzdeki haftalarda. Yani fazla gitmek ise ama sonra maalesef şey oldu. O maç çok en önemli maçtı yani. Tabii doğru. Öyle ortaya çıktı yani. Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek benim her zaman saygı duyduğum bir oyuncu. Oyunu da beğendiğim bir şey oyuncu. Zaten benim düşüncem o kadar önemli değil ki neden? Çünkü adam 13 sene Beşiktaş'ta kaldı, kaptanlık yaptı. Yani nasıl fazla yorum yapmak gerekmez. Nasıl kaptandı? Kaptan bence iyiydi. İyiydi. Yani şimdi kaptandan ne istiyorsun sen? Sen o jübile maçında var mıydın Milan yok, maçında? Yok ben gittim şey. Ben gittim. Gittim ben Sırbistan'ın kaldım. O zaman özel hazırlıklara geri döneceğim diye falan sahalara İnanılmaz diye. İnanılmaz bir jübileydi. Ya duydum her şeyi duydum gelmedim. Yani. Yani durum bu. Aslında belki gelmek isteseydim gelebilirdim. Ama özel bir daveti şey olmadı bana. Hangi? Yani öyle bir nerede bu Seat Ali Lagic? Hala Beşiktaş'a bağlıyım ya. Kontrat olarak 2002 senesine kadar o 2001'miş galiba. Hangi senede oldu? 2001'in sonu. Birin şey evet. Eylül falan. Evet. Zaten o sezondan sonra Mehmet bırakmış galiba. Evet evet. Yani ne demek istiyorum? Yani özel bir şey maçımız davet var olmadı. Falan evet, davet söyle. Olmamış. Ben de zaten biraz şey de havadayım Beşiktaş'a karşı o zaman. Çünkü olaylar oldu. Kızgın oldum tabii. Senin bir sakatlığın vardı. Sakatlığı vardı işte o kadar şey gereken destek almadım ben orada. Almadın bu, mı? Yok. O öyle onlar zannediyor işte götürdük oraya muayene şuraya falan filan. Ama şey ben o destek yani destek görmedim yani. Görmedim. Gereken destek. Mikrobik olmayan kasık iltihabı vardı sen hatırlıyorum. Öyle bir şimdi öyle bir şey var. Öyle bir farklı anlatıyorlar. Tam teşhisi koyamadılar. Koyamadılar. Ama teşhis ben buldum. Şey bir yere gittim. Aslında ailem de dayım. Oz dayım. Onkoloji uzmanıydı. Adam farklı bir tespit yaptırırdı. Zaten oradan bana söyledi. Bunları baksınlar dedi. T lenfositler var şimdi. Doktorlar onu biliyor. T lenfositler hücreleri şey oluyor. Bağışık sistemi bağlı. Ha. Çalışmıyorsa demek ki senin bağışık sistemi çokmuş. Benim aslında bağışıklık sistemi çoktu o zaman. Ha, o zaman yük verdiğim yerlerde iltihapma olmuş her yerde. Ha, nereye? Bilekleri. Her tarafta
Eklem yerleri, bilekler. Eklem yerleri evet. Her tarafta şey olmuş, iltihap mı oldu? Beşiktaş tesisi koyamadı. Tedavi edemedi. Onlar görmüş. Mesela Beşiktaş'ta görmüşler bunu. Şaşırdılar ilk olarak. Dediler ki yani kim söyledi bana bu tesis kontrol edelim bu terlik fosili. Dedim önemli değil. Siz baktırın. Bir hafta sonra zaten çıktı. T-lenfositler, şimdi tam birimin ismi bilmiyorum orada ama diyelim ki normal aktiviteler 7-11 arasında şey olacak. Aha. Benimki 2 olmuş mesela. 2 olmuş. Yani tamamen aşağıda düştü. Neden bu duruma düştüm? Sebep bulamıyoruz. Sebep bulamıyorsunuz. Anlatabildim mi? Bir şey olmuş. Demek ki vücut... Kaç hafta? Direnci... Sen ne kadar oynamadın mesela? Ben o mesela son maç Milan maçında oynuyordum. Milan 4-1 maçı. 4-1 şey. Bielefun gol attığı maç değil mi? Evet, evet. Ondan sonra 1,5 sene oynayamıyordum. Yani bir buçuk sene sonra başladım oynamaya. 1,5 sene oynamaya. Evet. Zaten ondan sonra Beşiktaş'tan ayrıldın. Zaten o arada kontratım, bunlar da uzatmadılar. Uzatmadılar. Hatta bir şey oldu, kızdığım olay nedir? Çünkü oradan ben arıyordum, mesela şey oldu. Hallak için futbol hayatı bitti dediler. Onlar zaten söylediler, o da yılbaşı civarında şey oldu. Yani sordular ki bir muayene yaptılar, ağrıyor mu ağrıyor mu falan dedi. Değil mi ağrıyor, her tarafta ağrıyor. E oynar mısın diyor, oynamam. O zaman artık biz yapacağımız bir şey kalmadı diyor gibi bir şey. Zaten akşam saatinde şey söyledi, Hallagiç artık oynamaz falan şeyde haberlerde, tamam. Ama ben sonra kendi şeyime başladım. İmkanlarla şey yaptım. Gittim zaten oraya, daima gittim. Adam orada beni iliştirdi. İyileşirdi. Allah ve o. İğneler benim şey, bağışık sistemim şey, şeye getirdi. Arttırdı. Arttırdığı zaman zaten yavaş yavaş ağrılar azaldı. Ben de antrenmanlarla başladım. Beşiktaş'a döndüm antrenmana. Son 2 ay o sezonda ben antrenmandayım. Ama bana ağır gelen selam kimse vermiyor. Ha, selam vermediler sana. Şeyde yöneticilerden. Ha, yöneticilerden. Durum bu. Sıkıntı orada. Yani demek ki bir profesyonel futbolcu bir duruma düşerse hem de kimse yalan demesin, ben o dönemde en önemli oyunculardan oluyorum takımda. Eğer öyle davranıyorsa bir yönetim o şekilde bir oyuncu, o zaman oyuncu şey kaybediyor. Güveni kaybediyor, motivasyonu kaybediyor. Ya motivasyonu, güveni kaybediyor. Kaç sene daha oynadın sonra futbol? Sonra oynadım 1,5 sene daha. Bulgaristan'a gittim, Adana'ya gittim, şey Adana Spor'a en sonunda, ama sonra dizimde problem çıktı. Hadi o ayrı konu. Ama iyileşmek için biraz şey, daha ilginç, daha fazla bekliyordum beni şey, burada Beşiktaş'ta ilgilensin. O yüzden oradan o Beşiktaş'a karşı... Sahip çıkmadılar sana. Yeterince sahip çıkmadılar. Ben de bence bir arada böyle başladılar ilgilenmeye. Ondan sonra standart şey muayeneleri yaptılar. Yani çok özel, onlar da beklemiyordu bu kadar şey problem olabileceğini. İşte sakatlık var, ameliyat yaparız bilmem ne falan. Ağrılar varsa onu düzeltiriz falan. Ama bu sistematik bir problem olur. Yani organizme. Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam sağlam. Sağlam. İyi anlaşıyordun. Ya Ertuğrul'u sevdim. Ertuğrul her zaman şey sporcu şey olarak çok iyi davranışı vardı. Ertuğrul Sağlam da şey de hatırlıyorum. Tabii ki çok önemli goller attı. Özellikle mesela bir o 12 maç yaptık ya, Trabzon'da çok önemli bir gol attı. Böyle uzaktan bir vurdu çatala. Evet, tam yan direğe vurdu içeri. Yani böyle bir şey o hatırladığım evet. Kadar. Zaten o maçta gene 1-2 pozisyon veriyoruz. Sürekli 1-2 pozisyon veriyor. O zaman Fevzi kurtarıyor. Bak ha, ilk devrede 2 pozisyon verdik. 0-0 mı oldu yoksa şey mi oldu? 1-0 oldu ilk devre ama şey sonuna doğru, ilk devrenin sonuna doğru gol attık. Yoksa ilk olarak 1-2 pozisyon verdik. Fevzi ikisi de kurtardı. Yani net kurtardı. Evet, sonra gol. Neyse. Ertuğrul sonra Skala geldi ya, işte Nauma gelecek sonra falan, galiba forvetimiz var falan. Herhalde yavaş yavaş şey başladı. Ertuğrul'a karşı bir memnuniyetsizliği mi başladı bilmiyorum. Boş boşuna Nauma'yı getirmezdiler o zaman. Tamam. Biz İsviçre kamptayız. Kamp.
Erman Gül açarak takas Ertuğrul Sağlam. Öyle bir şey oldu. Ağladı. Ertuğrul'lar gitti. Ben de onu ağlayarak gördüm. Biraz ağrıma geldi. Ağrına gitti. Evet. Çünkü ilginç bir şey Beşiktaş'ta var. Ani karar gelince, ani gerçekleştiriyor o karar. Hop kalıyorsun böyle. Oyuncunun gözün yaşına bakmıyorlar. Anlatabildim mi? Aldım. Mesela bir çok ilginç bir olay anlatayım. Zaten Daum geldi ya, Scala'yı değiştirdiler falan, Daum geldi. Daum'un yardımcısı Koch. Ben de antrenmandayım. Koch özel benimle çalışıyor bir ay civarında, zaten son bir ay. Teşekkür ettim çok. Teşekkür ediyorum yani, ilgilendi bayağı. Ama sonra amacı öğrendim yani. Adam beni çalıştırıyor, son maçta görev verecek. Bakacak ki acaba oynar mıyım, oynamaz mıyım? Sonraki sezon için. Ben de kızdım. Direkt ona söyledim. Sen o karar vermezsin. Yöneticiler verir. Yani böyle bir şey. Çünkü ben bu halinde oynamam ki. Sen de ben bu halinde bana not verirsin. Diyeceksin ki şey değilsin. Hazır değilsin Beşiktaş için. İmzalatmıyoruz seni. O yüzden zaten orada koptu olay. Öyle bir lafımdan sonra %100 bunlar da benimle çalışmak istemediler. Kulüpte uzatmadılar şey. Sen hata mı yaptın orada? Bence şimdi hoca olarak hata yaptım. Hata yaptım. Yani dilim biraz şey oldu. Ama tabii ki orada o psikolojik şey, benim atmosferim biraz şey oldu. Ama şimdi Daum seni ilgilenmiş, bir ay boyunca idman yaptırmış, hazırlamış. Bir maçta görecek seni. Tamam ama ben o bir ay içinde hazırlanamıyorum. Hazırlanamaz. Maç için, anlatabildim mi? Aldım. Havuzdan antrenman yapıyorum şimdi, maç oyna nasıl? Tabii. 5 antrenman şey, kafa vuruşu yap, haydi oyna, öyle değil. Farklı bir şey bekliyordum ben. Eğer benim değerimin şey varsa Beşiktaş içinde, o zaman oradaki yöneticiler koruyacak beni en azından 6 ay. Ondan sonra şey yapalım. Şimdi ben resmen olarak kaldım Beşiktaş'ın oyuncu. İmzalatmadılar çünkü o zamanki kurallar farklı. 2002'de hala Beşiktaş oyuncu oldum. Beşiktaşlı oyuncuyum. Ama Sırbistan'a gittim, özel hazırlıklar yaptım, sonra döndüm. Bunlarda biraz şey borçlar vardı bana. Para vermek istemediler. Borçları bırak diyor. Serbest bırakalım seni. Çünkü o zaman İstanbulspor opsiyon vardı. Oraya geçecektim ben. Antrenmanları aslında oraya gittim. Beşiktaşlı futbolcu olarak gidiyorum şey İstanbulspor'un antrenmanları. Bekliyorum. Belki bir şey olur. Ben de paradan vazgeçmek istemedim. Bunlar da izin vermediler. Ben de kaldım. Sonra Bulgaristan'a gittim. Yani Türkiye'de o anda oynayamazdım. Çünkü transfer zamanı geçti. Bulgaristan'a gidebilirdim. Orada farklı bir şey sistem oldu bu konuda. En sonunda bu para ilgili mahkemeyi açtık Beşiktaş'a. 7 sene sürdü. En sonunda kazandım ben mahkemeyi. Bunlar ona da kızdılar. Nasıl kulübe mahkeme açıyorsun? Mahkemeye neden açtık? Onu da söyleyeyim. O biraz ilginç oluyor. Ben o dönem sakatlık döneminde tedavim var falan. Her gün gidiyoruz Fulya'ya, bir şey tedavi yapıyorlar. O arada da kitabım da çıktı. Şiir kitabım da çıktı. Bir yerde şey olmuş. Tanıtım değil, böyle bir satış yerinde oturacağım orada. İnsanlar gelir, imza günü olmuş. Şey imza atıyorum şey satışlarda. Haber verdim, dedim bir gideyim oraya. Bugün bu tedavi yapmayayım. Yani şeye. Onu kullandılar. Bütün o paralar ceza olarak kestiler. Gelmedi diye tedavi. Ha. Bu kurnazlık. Bu tam şey değil. Ona kızdım. Gene şanslı oldum, bir yerdeydim. Federasyondan o haber verdi, mektup geldi şey evime. Hı hı. Bir de orada yazıyor, 3 gün içinde itiraz yoksa zaten kabul ediyorsun demek. Hı. Ben de o zaman işte yazlıktaydım. Geldim o gün Sırbistan'a gideceğim diye uçak şey akşam saatinde. Kapının önünde bir şey gördüm, açtım orada. Herkes imzaladı, yöneticilerden işte ceza falan bu kadar. Safi Sancakyar'a dedim hemen getir bunu falan. Bunlar da böyle başladı. İlk sene şey kaybettik. Sonra değişiklik oldu şeyde, federasyonda.
hatırlamıyorum şimdi ismi ama vefat etmiş bir avukat, Futbol Federasyonu Başkanı bir avukatmış. Belki sen hatırlarsın o ismi. Kısa dönemde sonra vefat etmiş galiba. Hasan Doğan mı? Olabilir. Herhangi bir isim şu anda hatırlamıyorum. Gene açtık. Çünkü benim avukatım onun ofisinden çıkmış yani böyle bir talep olmuş falan. Gene sürdü 4-5 sene. En sonunda kazandı. Yani ben rahatladım çünkü o benim bir savaştı o zaman yani. Haklı olacağımı olmayacağımı falan. Zaten o dönemde Beşiktaş bu problem bence bir kulübü yenen, bu şekilde yenen diyelim. Belki doğru kelime değil ama öyle bir bu zorlayan kadar mı? Zor durumda bırakan. Yok yani mahkemeyi kazanan futbolculardan yoktu eskiden. Ha, yoktu. Evet. Herkes susuyordu. Tamam, kulüp haklı falan öyle bitiriyordu iş. Bir süre futbolcu para alamadı ki. Neyse. Beşiktaş sonra problem yaşıyor. Del Bosque, Juan Fran falan başlıyor. Tabii. Avrupa'dan baskılar. Zaten Türkiye genel olarak şimdi konuşuyorum. Hep böyle darbe yedikten sonra başlıyor uymaya bazı kurallar. Doğru. Durumlar bu mesela. Şorum mu? Şorum ilginçti. Şorumlu milli takım futbolcusuydu kendi ülkesinde. Orada aynı dönemde hem Şorumlu hem Fevzi bir arada Şorumlu önünde bazı goller yedi böyle basit. Yani fazla olmamış yani. Gülüşememiş kendine. O da fazla çabuk kariyeri bitirdi Beşiktaş'ta bence. Bir, iki sene mi kaldı? Kaç sene? Öyle bir şey oldu. Yeterliydi yani. Yani ilginç taraflar vardı. Yani onun uzun kolları vardı. Evet. Uzun kollu olduğu için sen mesela yerden halledebilirsin çok şey. Ama kalecinin sadece orada yerden olayı değil ki hava toplar çok önemli. Orada biraz zayıf Ayanakman topladı falan. Ayanakman. Ayanakman. O iyi futbolcu. Ben Ayhan'ı her zaman beğeniyordum. Ayhan ilginç bir anı anlatayım ama İstanbulspor'da oynarken Ayhan Gaziantep'te oynuyor. Gaziantep ligden düşecek durumu düştü. Ondan sonra biz de orada 0-0 oynadık. Yani takımımız sağlam. Karambol olur. Seyirciler girdi sahaya. Bana bu kadar demir geldi. Boru. Attılar. Sağ hala boşanmıyor orada. Ben de o kalabalık içinde yani skor onlara uygun olmadı ya. Düşecek ligden. Ayhan'ı gördüm orada ağlıyor. Ben de onu yakaladım dedim. Ya vay be adam ağlıyor orada. Zaten genç yetenekli duydum onun için. Şimdi düşecek ligden. Kendini göstermez birinci ligde artık. Belki gider oyuncu olarak. Yani kaybolur. Ama birkaç sene sonra bir sene sonra falan biz Beşiktaş'ta beraber oynuyorduk. Böyle o da sakatlık yaşıyordu. Ben de bayağı onunla böyle antrenman sırasında oturuyordu, muhabbet ediyordu falan. Sonra da kendini ispatladı tamamen yani. Beşiktaş'tan Galatasaray'a gittiği kariyeri yaptı adam yani. Scala. Scala iyi. Ben mesela Scala'yı beğendim. Scala beğendim. Neden beğendim? Çünkü adam geldi. Biraz farklı antrenman tarzı gösterdi. Daha fazla stratejiye önem vermiş. Taktik. Daha önce göremedin mi taktik çalışmalarını? Ya biz gördük Sırbistan'da. Türkiye'ye geldik öyle bir şey yok ki. Ha yoktu. Safi Sušić de fazla taktiği çalışmıyor. Ha o da çalışmıyor. Şimdi mesela bunu da hala bakıyorum. Kısa alanda oyunlar. Öyle bir popüler oldu. 5'e 2'ler dar alanlar. Bıktık oradan artık ya. Çünkü kısa alan tamam. Ama büyük sahada o dar alana nasıl geleceksin? Nasıl o kısa alanı değiştireceksin başka bir yerde? Ağırlık koyacaksın sahanın O geçişleri zayıf Türkiye'de. Geçişleri zayıf. Anlatabildim mi? O yüzden biz de orada mesela Brigel'de benzer bir şey yapıyorduk. Adam kondisyon çalıştırıyordu bizi. Futbol oynuyorduk. Çok özel bir bir taktik falan yok. Yoktu. Herkes kendi mevkinde güzel oynuyor diyelim ki yani işi biliyor diye. Bir gün beni çağırıyor Galatasaray maçından evvel. İlk defa onunla birebir konuştum. Zaten
Kaç ay geçti Beşiktaş'tayım, hiç konuşmadık. Ben de dedim tamam, Ahmet Akçan hocamız şey tecrübe ediyor. Brigitte bana diyor ki ben senden memnunum. Davranışından falan falan, sonra bir de şey bahsetti. O toplantı oldu ya daha önceki, Riva'daki toplantı. Sen orada dedi elle masaya vurdun. Beğendim, öyle karakter lazım bize falan falan. Özel bir şey yok diye. Burada oynamayacaksın, şurada oynayacaksın. Yani onu söylemek istiyordum. Senin bir şey var mı anlatacaksın? Bana dediğim yok, ben memnundum. Teşekkürler, bana biraz serbestliği bıraktı ya orada. Hı hı. Bunun için teşekkür ettim. Öyle bu kadar konuştuk. O kadar konuştunuz. Evet. Sonra Scala geliyor. İşte diyor. Şuradan durursun, buradan durursun falan, böyle böyle. Yavaşlatıyor antrenmanı onu göstermek için. O ayrı konu. Biz aslında onu alıştık. O antrenman tarzı alıştık Sırbistan'da. Scala'nın yaptığı gibi. Gibi. Ama Scala'yı fazla Türkiye'de beğenmediler. O da var. Doğru. Cem Uzan. Cem Uzan yani farklı bir karakter. Ben de tabii ki fazla tanımıyorum. Yani başkan olarak temasımız yoktu fazla. İstanbul Spor'da. O da başkandı. Ama öyle bir iki tane böyle anılar var. Mesela o zaman rekabete girecek ya büyük takımlarla. Çok hırslıydı. Biz de o zaman ev sahibi olarak hep farklı statlarda oynuyordum. Hangisi serbest ise biz orada oynuyoruz. En sonunda bizi Bayrampaşa'ya gönderdiler. Takımı kurduk ya, aday gösterdik şampiyonluk için. Hemen bizi inanından gönderdiler. Bayrampaşa'da oynayan. Yani kim oynayacak orada? Yani yabancılar var, Sergen var, Aykut var, herkes var, Oğuz var hala. Orada patladı zaten olay. Sonra dağıldı takım. Çünkü orada bir iki tane kaybı yaşadık. Mağlubiyeti yaşadık. Öylesine takım dağıldı. Helikopterle mi gidip geliyordu? Öyle bir an var, doğru diyorsun. Adam hep helikopterle geziyor. Yani bazen mesela bir kere oldu. Bazen değil, bir kere onu hatırlıyorum. Biz antrenmandayız. Herhalde çok önemli bir şey söyleyecek Adnan Sezgin'in. Böyle dık 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 sesi duyuyoruz. Orada Ataköy'ün üzerinde helikopter. Tat 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 indi bizim sağımızda, biz de durduk. Siz idman yapıyorsun o sırada. Evet, çıktı orada helikopterden geçti. Böyle bir bizimle işimiz yok ki. Aha. Adnan Sezgin'le işi var, 5 dakika geri döndü. Helikopter devam etti. Devam etti. Biz de bakıyoruz bu ne. Bir kere o toplantıda işte stat yapmaya çalışıyordu. Yer yok İstanbul'da öyle boş yeri falan. O da Adnan Sezgin'e görev verdi bunu, bul falan falan. Ne oldu dedi. Ya dedi yer yok ancak 60 kilometre, yani bayağı uzak İstanbul'un dışında. Bir patladı, hadi bir vurdu masada, kızdı. Nasıl yok falan, devam edin gibi. Demek ki adamın hırsı çok yüksekti. Evet. Ama işte İstanbulspor'da da fazla uzun sürmedi. İşte öyle 2-3 sene falan o oldu. Sonra zaten siyasiye girdi falan. Sonra çıktı ben satacağım bunları, bir göndereceğim hepsini falan filan diye. Öyle oldu. Yani çok aslında orada bayağı oldu. Yani birden bir hayaller gidince boşa. Tabii. Yani herkesin motivasyonu düşüyor. Biz zaten o zaman 11. sırada bitirdik o sezonu. Sergen Yalçın. Beraber oynadınız İstanbul'da. Sergen İstanbulspor'da Sergen Yalçın'la yaptık. Beraber oynuyorduk. Sergen'le benim aslında hiç kimseyle böyle çok yakın olmadım futbolcularla. Zaten farklı davranışımız, tarzımız vardı. Değil zaten sorumluluk var. Demek ki Sergen'i fazla konuşmadan Sergen'de biraz daha mesafeden izliyorduk onu. Ama maç sırasında tabii ki herkes takım oynuyor. Böyle birkaç tane var yani. Sergen her zaman yani delikanlı çocuk oldu. O zaman yani ile böyle eleştiri olarak algılanmasın. Galiba bir bar mı çalıştırıyordu? Sittiz diye bir bar vardı. Aha. Hatta ben de gittim bir kere. Sergen cömertli oldu. Yani ben orada arkadaşlarla oturduğum ne varsa orada içiyorduk, yiyorduk falan. Hesap Sergen'den geldi dedi. Hesap yok diyor falan. Hesap oradan geldi. Sergen abi diyor hesap yok Halilag için falan. Teşekkür ettik falan. Öyle bir tip. Ama tip gecede yaşıyor. Öyle diyeyim.
Gündüz yatıyor. Bizim antrenman saati zaten uygun buna. Saat 10'da. Ama nasıl uygun? Gece uyumadan direkt antrenmana geliyor. Antrenmana geliyor. Hatta bir kere onu gördüm. Şey uyuyor şeyden. Orada masalar var ya. Evet. Adam uyumuş orada. Yani herhalde çok yorgun oldu. Bir kere şey oldu galiba. Polislerle bir şey oldu. Bir cip bulanıyordu o zaman. Otoparka bir girdi böyle hızlı şey fren yaptı falan. Soyun odalara gitmiş. Onun peşinde polisler. Polisler de geldi. Kovalamacı oynamış yani. Herhalde öyle oldu. Çünkü belki bir yerde orada ya kırmızıda durmadı ya bir şey oldu. Ya bu da direkt kaçtı orada şey tesisi. Bunlar onun peşinde. Burada sonra ne oldu orada ama şey düzeltmiş iş. Bir düzeltmiş ben takip etmedim sonra. Ama ilginç olay o anda panik oluyor yani panik, şey tabii, tabii. Polis geliyor falan falan. Yani adamın ne zaman ne yapacağını emin değilsin hiçbir zaman. Aynı şekilde sahada şey oldu. Ama sahada bu faydalı oldu. Sağın dışında belki faydalı değil her zaman. Oğuz Çetin. Oğuz Çetin şey bir nasıl diyeceğim bir beyefendi. Yani beyefendi. Futbolun beyefendi. Yani adam pozisyon. Mesela Pjanić gibi oynuyor şey aynı pozisyonda. Daha hareketliydi Oğuz. Mesela bir dış ayağının şey böyle bir pas vardı falan. Ya Oğuz Çetin Pjanić'ten daha mı iyiydi? Ya öyle öyle demeyelim çünkü Oğuz Çetin çıkmadı şeye. Avrupa'da oynanmadı. Şimdi olay nedir biliyor musun? Bazı oyunculara bakarsan diyeceksin vay be çok iyi oynuyor. Mesela mantık. Onun oyun mantığı çok ilginç, iyi falan. Ama götür yüksek seviyede gösteremiyor o mantık çünkü dayanamıyor koşullara falan filan. Baskılara dayanamayınca ikinci planda kalıyor. Yoksa ben mesela şimdi çok özel fikire sahip olan futbolcu Türkiye'de yok ki. Yok. Ben bakıyorum 80 senelerde, 90 senelerde her oyuncu bir özelliği var. Ya şu anda bir Oğuz Çetin yok mu yani? Şu anda ben görmedim Oğuz Çetin'i Türkiye'nin liginde. Görmedim. Yok. Sergen Yalçın var mı şu anda? Ya yok Sergen yok zaten. Senelerce yok Sergen. Sergen olacağını zannetmiyorum ileride. Neden zannetmiyorum çünkü şimdi son dönemde altı yapıda görev yaptım ya. Beşiktaş'ta. Oradan zaten bir sürü oyuncu gördüm. Yetenekli, genç falan. Milli takımı çok şey temas kurdum, bakıyordum falan. Yani İlyas Sergen gibi oyuncu yok. Yok. Ya. Peki Hacı'ya karşı oynadın. Oynadım. Sergen Yalçın'la oynadın. Sergen Yalçın'a karşı oynadın. Tamam. Hacı ile Sergen'i kıyaslıyorlar mesela. Kıyası olmaz. Farklı oyuncular bunlar. Ha, farklı oyuncular. Tabii. Ama Hacı'nın değeri dünya çapında dünya daha yüksek. Yani öyle bir, yani demiyorum Türkiye Ligi. Zaten Türkiye Ligi'nde ustalığı gösterdi her türlü oyuncu olarak. Sergen'e çıkmamış şeye. Avrupa'ya çıkmadı. Avrupa, yani demek ki Avrupa'da farklı göz var. Tabii. Türkiye'de burada bir, diyelim ki bizim kriterlerimiz var burada. Oynuyoruz, seviyoruz, beğeniyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da uzmanlar o tarzı beğenmiyor. Mesela... Şey eleştiriyordum. Geçen sene işte Beşiktaş mı şampiyon olacak, obur mu olacak falan falan. Ben dedim ki yani önemli değil ki şu anda şampiyon bir devletin şampiyonu. Önemli olan şampiyon gitti Avrupa'ya puan getirebilir mi bu tarafa? Tabii. Kazandırabilir mi puan? Ülkeye kazandırabilir mi para? Kulübe. O çok önemli. E şimdi bizim kulüpler son zamanlar bunu yapmıyor. Yapmıyor. Ülke pahalı. Ne olacak? O mu olacak? Şey mi olacak şampiyon? Ne olacak? 3 günlük bir kutlamalar. Tamam. Doğru. Tarihte yazacak orada kupa aldık falan. Sen Markus Müşri'yle iyi anlaşıyordun değil mi? İyi anlaşıyordum. Markus iyi arkadaş. İşte Mehmet, Markus, Tayfun, ben falan öyle gidiyordu. Böyle arada hafta sonu böyle barbekü falan partiler vardı maçlardan sonra. Bizim ilişkimiz o şekilde. Gece hayatımız yoktu. Yoktu. Gece yatı olanlar kimlerdi? Noğma. En önemli bu konuda olabilirdi. Yanında değildim ama yani duyduk bazı şeyler o yüzden. Zaten o medyatik hala öyle tabii. Bir arada çıkıyor bir şey yapıyor. Ama DJ'lik mi yapıyor? Noğma çılgındı ya sen hatırlıyor musun? Gidiyordu duvarda yaşıyordu bilmem ne yapıyordu falan filan. Bak şimdi bunlar hepsi medyaya ilginç gelebilir ama ben doğru bulmadım o davranışı o zaman. O yüzden fazla yanaşmadın herhalde. Ha, yanaşmadı. Sen doğru bulmadığın için samimi olmadın. Ben sporcuyum. Geldim, görevim var. Yapacağım görevimi.
İsteyeceğim bana şey, o anlaştığımız para zamanında. Benim hikaye seninle bitiyor. Bitiyor. Evet, çok aşk bilmem ne falan, seviyorum sevmiyorum. Olay o değil. Biz zaten sevdiğimiz takım Yugoslavya'da. Hajduk Split eskiden. Bayılıyorduk. Tamam. O aşkı yüz yerde olmaz ki. Doğru. Yani o bitti. Biz profesyonel olduk. Seyirci değiliz artık. Bu meslekten yaşamaya çalışıyoruz. Yani para kazandırmaya. O şekilde yaklaşıyoruz. Stopper olarak görevin sürekli aynı. Ben baskı altında oynuyorum. Her hata bana yazılıyor. Bak ben sen şimdi şöyle bir açı vereyim. İyi bir stopper, kimse hatırlamayan bir stopper. Neden? Hata yapmamış demek. Ha, hatırlamayacaksın. Anlatabildim mi? Aldım. Şimdi beni herkes hatırlıyor. Gol attı kendi kalesine. Anlatabiliyor musun? Yani kaç ama maç orada, oynadı. Bak şimdi. Orada senin bir kabahatin yok ki. Önemli değil. İnsanlar öyle algılanıyor. Ben neler gördüm şey yazılarda şeyde. Bu şey sayfalar var internette falan. İnanılmaz şeyler var yani. Ne yazıyor mesela? Mesela bazılar işte koydu Halilagic falan neyse. Hakkında, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Var ya aşağıda diyor sen benim gençliğimi mahvettin. Benim şey... Hayatımı kararlaştın falan kararttın. Falan. Tabii ya. Hatta hainsin kulübe. Yani o şekilde bak çok ilginç bir nokta söyleyeyim sana belki. Gene ağır bir konu. Bana aslında ağır geldi onu anlayınca. Görev aldım şeyde Beşiktaş'ta altı yapıda. Orada Nuri kardeşimiz var. Ofislerde arkadaşımız. Neyse böyle iyi kaynaşıyorduk çünkü adam o zamandan beri yani eskilerden diye şey oluyor diyelim. Şimdi abi dedi sana bir forma göstereyim yani 100 yıllık forması. Beşiktaş'ın 100 yıllık forması. Evet 100 yıllık forması. Bütün evet. Futbolcunun isminin yazıldı. Bravo kardeş. Ama bana diyor ki orada Radi Zalat yok. Zalat yok evet. Neden dedim Radi Zalat yok? Ya dedi işte kritik maç vardı öyle falan filan. Zaten Radi Zalat iyi kaleciydi falan. Ama ondan dolayı koymak istemedik. O illa o karar vermedik ki ama genel olarak herhalde camiye bunu kim karar veriyordu bilmiyordum. Tabii Galatasaray, Ankara'cı Galatasaray maçında 8-0 yenildiği için ve o maçta goller yediği için. Anlıyorum, anlıyorum. Kızdılar falan yani koymalım öyle bir karar. E dedim benim ismim nerede bakayım? Yani merak ettim. Benim ismim de yok orada. Senin ismin yok mu? Yok. Bak şimdi ben sonra araştırdım. Sonra dedim kardeş beni mi aldı çuvalda mı koydunuz o goldan dolayı? Çünkü bazı insanlara o kadar... Senin o formada ismin yok mu? Yok. Bak şaka şimdi, yapıyorsun. Çok, çok ilginç olay var. Hem göreve geldim hem onu öğrendim orada benim biraz şey oldu. Ha motivasyon ya işte. Ya kardeş burada demek ki burada beni istemeyenler demek ki çok olabilir. Eğer bu şekilde... Bana karşı bir şey, o saygısızlık. Tabii çok fazla kalmadı. Biz 40 maç oynadım, önemli değil. Ama gösterdiğim performans yüksekti o zaman. Evet, iyi oynadın. Yani ilaç şey böyle bir... Sonra, o golde zaten yok ki. Şimdi ne var biliyor musun? Sonra neyse o kaldı. Yani zaten o formda. Bana işte savunmalar yok sen görmedin falan falan. Başka bir yerde konuştum bu konuda. Çünkü bana dediler ki kulübün üye yapalım seni. Yok dedim yapmayın. Ben kulübün üyesi olmak istemiyorum. Neden? Bundan dolayı. Forma ismini yazmadıkları için. Mesela. Çünkü orada ne var? Eski futbolcular derneği var şey. Arada Fulya'ya geliyormuş herkes falan böyle oturuyorlar muhabbet ediyorlar. Ya dedi şey üye yapalım bir iki tane fotoğraf falan şey diyorlar ya. Yok dedim arkadaşlar biz Beşiktaşlı oyuncu değiliz. Yani öyle algılandınız siz. Kim o karar verdi bilmiyorum. Çok ama bir şey ilk defa duydum. Ben sadece Zalat yok zannediyordum. Sen yo, yok bak şimdi belki başka futbolcularda da yok onu bilmiyorum. Ama şöyle çıktı. Beşiktaş'ta forma giymiş bütün futbolcunun bak, ismi yani var. Orada bir Zalat tane neyse. Durum bu. O bana şey gelmedi. Anlatabildim mi? Çok enteresanmış yalnız. He. Demek ki biz hep böyle arada Beşiktaş'tan bir darbe yiyoruz bir şekilde. Bilerek, bilmeyerek o ayrı konu. Hiçbir şey demiyoruz. Ama o anda onu anlayınca ağır geliyor sana. O ilginç. Vay vay vay. Enteresan. Evet. O yüzden her zaman vurguluyorum. Ben mesela bakıyorum bazı hocalar etrafında. Ben kulübü çok seviyorum ben şeyim falan. Kardeş sevgiyle iş olmaz.
Biz öyle yaklaşmıyoruz. Çok bir örnek vereyim. Murat Araçayır. Aynı gün imza atıyoruz. Yani bu şeye bağlayacağım. Bayram Bektaş, sen Murat Araçayır. Bayram Bektaş, ben Murat Araçayır. Basın toplantımız var. Yani karakterimiz farklı olduğunu oradan yansıtıyor. Murat Alaçayır diyor ki, benim çocukluğum hayalı gerçekleştirmiş. Her zaman hayal kuruyordum Beşiktaş'ta oynamaya. Ben de Beşiktaş'ı çok seviyorum. Artık geldim oynamaya. Kaç maç oynadı? Sıfır. Sıfır. Bir iki belki. Bir tanesi oynattılar hemen şeyde. Devrede değişiklik oldu. Bu eleştiri olarak anlatmıyorum. Fenomen olarak anlatıyorum. Ben ne dedim? Ben diyorum Beşiktaş benim gelişimle şampiyonluk için daha fazla şansı var. Orada farklı yaklaşım var. Bu benim yaklaşımı herkes eleştiriyordu o zaman. Yani sen yani kulübü sevmiyorsun, geliyorsun kulübü. O değil. Zaten biz futbol, ilk olarak futbol seviyoruz. Büyük kulüp var. Ben çocukluğumdan beri Beşiktaş'ı sevmiyorum ki. Geldik, belki kısmet olsaydı Fener'de oynayabilirdim ama kulübe saygım sonsuz. Tabii. Profesyonel bakıyorsun. Profesyonel. O kulübe bana saygı göstermezse o zaman kopuyor olay. Kopuyor, doğru. Anlatabildim mi şimdi? Doğru. Yani çok, yani bir detaylı şeyler var çok ama bu kadar yetiyor mesela. Evet. Yani bir şey anlatmak. Herkes, ben şimdi tavsiye veriyorum. Mesela gençler, futbolcular var şimdi, genç futbolcular. Buna hazır olacaklar herkes. İnşallah olurlar. Anlatabildim mi? Aldım. Başına gelebilir. Halil'e çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Kaç sene sonra gene buluşuruz. Aynen öyle. Sana da İstanbul ve Avrupa hayatında başarılar diliyoruz. Öyle, şu anda öyle gözüküyor. Kitap yazıyorsun. Şu anda kitap yazıyorum. Ha, onu bahsedeyim biraz istersen. Toplam kaç kitabın var? Benim 5 şiir kitabım var. 5 şiir kitabım var. Bir de bir tane monografim var. Seyahat Dost Adılagiç. Bunu ilginç şekilde oluşturdum. Verdiğim röportajlardan böyle topladım. Gazeteden şeyler falan. O model ilginç. Buralarda hiçbir oyuncu ilgili böyle bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Tavsiye veriyorum. İlgilen belki bir futbolcu hakkında şey yapabilirsin. Yaptırabilirsin. Model. Doğru. Şu andaki kitap biraz autobiyografik roman olabilir. Roman. Yani öyle bir, şu andaki çalışma ismi diyorlar ya böyle şey. Çatı. Çatı. Evet. Ava'da fikrim geldi. Ava'daki evimde çatı biraz patladı bir yerde. Su geçiyordu. Ben de hiç umurumda değilim, dedim ya boş ver kalsın, ama bu sene biraz daha fazla şey oldu. Geçen sene. Yaptırdın. O da dedim yaptırayım onu. O sırada kısaltayım biraz. Aklıma geldi, dedim bak bu çatı benim için hayat, çatımız patlamış diye sızıntı veriyor her tarafta. Demek ki metaforik olarak hayat için bir şey olmuş. Yani bir çatı kurmam lazım yani. Hayatımı kurtarayım bir şekilde. Kurtarayım derken Allah'a şükür sağlam oluyoruz falan ama sızıntılar vardı. Hatalar nerede yaptı, nasıl yaptık falan onu değerlendirelim. O halde işte futbolu dokunuyoruz. Şu andaki durumu dokunuyor. Şu anda sıkıntım var biz dizimle. Onu biraz evvel bahsettim sana. Bir iki sene uğraşıyorum bununla. Hafif böyle sekiyorum, zor yoruyorum. Ameliyat tavsiye ediyorlar ama ameliyat protez olduğu için biraz ertelenmeye çalışıyoruz gibi bir şey. Şu anda idare ediyoruz bu konuda. O yüzden bu kitap, eğer başarabilirsem, çünkü daha önce roman yazmıyordum. Yani bir sene civarında yazıyorum bunu. İlginç olabilir yani. İnşallah. İnşallah. Güzel bir roman ortaya çıkar. Belki onun üzerinde konuşuruz. İyi, eğer süper. Bitirdiyse. Süper. Harika. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Halil Agiç'le gerçekten çok güzel, çok özel bir söyleşi yaptık. Günümüze dair, geçmişe dair, anılara dair, hikayelere dair çok güzel bir söyleşi, röportaj gerçekleşti. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.